Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Tazkiyatun nafs, silsile derslerden buradalar. Tingleş, iştiş manzilatını okuyotken dedik, devam etmemiz. Allah'ın düşmanları, Allah'ın kelamını, dinini tingleşlikten baş tartışadı. Allah Azze ve Celle aytadı Kur'an'da, estağfirullah. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْ ف۪يهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ Kafir bulgen kimseler, sizler bu Kur'an'a kulak solmayınlar ve cevre verinler, şunda şayet galip bulsanızlar derler. Allah'ın kelamını eşitişten seni tosadığın adamlar var. Peygamberde hadisini eşitten tosadığınlar var. Koy uçur şu meseleyini. Az gene bir muzge eşit getirdik. Koy az gene yaklaşıp getirdik deyip durup şundan tosadığınlar var. İlim meclisten tosadığınlar var. Zikirden tosadığınlar var. Dinini büyüyen amellerden seni tosadığın, çalatadığın adamlar var. Bana şu adamlar seni hakiki düşmanların. Çünkü Rabbin'e seni yakın kıladığın işten tosu yaptı mı? Demek ki katta zarar keltir yaptı. Bunlar da zarardan göre katlara zarar bulmuyordu. Buna kadar oyun küllüğüye çakırdı, meyşetge çakırdı, keyf sapage çakırdı, kansertlerge çakırdı. Yukarıdaki ayet buna sana siz bulandınız diye bayan kılı yaptı. Eşitmeler bu Kur'an'ı değil. Öz iledige bir iledige bir iledige. Kuradar eşitiş, tingleş, seni nacatke alıp baradiyan yollardan en muhumlardan. Allah Teala Kur'an'da aytadı, estağfirullah. Afalam yasiru fil ard fatakun lahum qulubun yaqiluna biha aw adhanun yasma'una biha fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulub allati fis sudur. Axir ular yer yuzida sayr qilib aylanmaydilarmi? Ana o'shanda ular uchun dono dillar tinglaydigan quloqlar bo'lar edi. Zero ko'zlar ko'r bo'lmas, balki ko'kraklardagi ko'ngillar ko'r bo'lar. Demek eşitişini, tingleşlikini, bitti özü, yalgız özü senin nacatki yapıp çıkışlığı mümkün. İnsan dünyaya gelirken, yaşarken, akıl bosa, eskışı cahide bosa izlenedi. Bahs kıladı, talaşıp tartışadı, fikir kıladı, hakkını topuş için. Neme gekeldi dünyaya, neme için yaşa yapan, keyin kaka ketemen, ölümden keyin neme var. Bana şu izlanışı, neticesi de hakikatini ya topadı ya topmaydı. Bu bitti variant. Özün hareket kılıp izlanıp topasan ya topmaysan. İkinci variant tayyar durdu. Bu Allah Teala'nın Kur'an'ı şeriatı. Etti ki o karnını açken olsa karnını toğuz işleydi iki kıl yolu var. Bittesi aşkhanaya barıp durup restoranaya barıp durup tayyar akadını büyürü bilsen ya ki özün bozarga barıp masallığı da gelip pişiriyorsan. İkincisi mehnat, vakt, kança avarı gerçilik. Birincisi ise tayyar yolu. Lillahi'l metalul a'la. Hakkını topmak için olsan, hak turuptu. Kur'an turuptu, hadis turuptu. Allah da Allah, siz bilen bizi buradalar, eşitçilik degen imkaniyatına takıp koydu. Hakkını özümüz izlep topşımız şartmaz. Allah bizi kıynageni yok, mehnat kesageni yok. Özün top hakkını edip taşap koygeni yok. Belki imkanı da verip koydu. Hakkını, topşliğini imkanı ilim meclisine barıp ders eşitçilik, tingleşlik. Çünkü buradalar haftada hiç olmadığında bir madde eşken maruzamızı ya ki okuyan kitabımızı, örgengen ilmimizi muhakeme kılışımız gerek. Dostlar bilen, ülfetler bilen, aile azalar bilen. Şimdi bu nasıl? Televizyonda uçurup koysayız. Telefonda kop koysa, şunda aile azalar bulan baskılışı mümkün buladı. Eğer biz maruzalarda fakat eşitip ötküzüp, eşitip ötküzüp koyu olursak, bahs, münazara kımasak, muzakere kımasak bu ilim bizge komiydi. Keçeki derste ettim. Bir günde bitti maruza yeterdi eşitkeni. Ha barın aşı varsa iki de maruza yeterdi. Eğer siz onu Hazreti Tekerimizde Bişkek'e yet küşe masalaya eşitip geçseniz bu sizge fayda kımiydi. Şunun
20 minutlik bitti maruza tugadi. O'chiring. Endi o'sha mashinada ketayotgan ulfatlaringiz bilan bahs qiling, munozara qiling. Mana shunday qilsangiz boyagi ilm kallangizda joylashib qoladi. Ahmad ismli bir odam falonchi yil falonchi domlada dars o'qiydi. Har hafta darsi bor. Ko'p narsalarni eshitadi, ta'sirlanadi. Endi shu Ahmad bir majlisga kelsa, siz falonchi domlani shogirdisiz. Domladan o'rgangan narsalaringizni, eshitgan narsalaringizni bizga gapirib bering desa, xijolat bo'ladi. Biz ham jumadan bor xijolat olamiz, muxtarib qo'ysak, xotinga. Yomon zo'r dars bo'ldi bugun. Kulmanglar. Zo'r mavzu bo'ldi, maza qildik dedi. Nima to'g'risida gap bo'ldi desa, nima bo'lamiz? Xullas, zo'r bo'ldi-da. Zo'r bo'ldi. Bo'lmasa muxtammanda aytib bera olmasiz. Mana 1000 ta odam o'tiribdi. Qo'lida bloknoti bilan ruchkasi bor odam qo'lini ko'tarib qo'ysin. Bitti ekan, bo'ladi 1000 taga bitta. Hozir o'tiribsizlar. Chiqib ketayotganda so'rasin da kallalarda qolmaydi. Alhamdulillah zapis bo'ladi, qatib eshitib olasizlar. Mana shu odam ilm olyapti hozir. Chunki ilm ov, yozmoq ilm ov, yozmoq baylov deydi. İlimde aldınız, hüttü kiyi de tutken daha. Yani yazıp koymasız, hüttü kiyi de bayrama yandaki bu paladı. Kiyi ne makaladı? Biz nemanı eşitisti bileylik. Eşitirken nasalarımız günah bosa, haram bosa, şariyette men kılınken nasalar bosa, aklımızı uçuradı. Şunerli mi? Ana şu yaşı o 90'a barı koyan bir Celil Aksakal'dan sonra şey yaptı. Közüz tınıp, tishlaringiz o'rnida, quloqingiz joyida, tili jag'i o'rnida, xotirasi ham zo'r. Qanday qilib erishdingiz bu narsaga? Yoshlar so'rayapti. Nima yo'dingiz? Nima ichyodingiz? Nima kiyodingiz? Deydi-da. Bizda bir narsaga erishlik uchun bir narsa yeyish kerak abizatini. Bir narsa ichish kerak. Bolam, bu a'zolar ko'z, til, quloq, aql Allohni bizga bergan, bizga qo'ygan omonati edi. Yoshligimizda biz ehtiyot qildik, omonatni saqladik, a'zolarni gunohdan saqladik, Alloh qariganimizda saqlab berdi ularni deydi. Demak, ilm majlisida yillar yurib, har hafta dars eshitib, har kuni ma'ruza eshitib, o'rni kelganda ikki og'iz amri ma'ruf qilolmayotgan bo'lsangiz, birodar, bu ilmdan siz to'liq foydalanmayapsiz. Shuning uchun eshitgan narsangizni bahs qiling. Munozara qiling, gapirib bering. Ana shundan keyin sizda bu ilmlar nima qiladi? Qoladi, bundan foyda topasiz. Shuning uchun bir kitob o'qiydigan bo'lsak, biror-bir fikrga duch kelsak, shu yerda to'xtash kerak. Chiroyli fikr ekan, chuqur fikr ekan, deng, tafakkur qiling, belgilab qo'ying, yodlab oling. Mana kitobda mana qanday deyilgan ekan, dalili manoviy ekan. Deb aytsiz, bahs qilsiz, bu ilm sizni kallangizda qoladi. Demak, xulosa. Mehnatsiz eshitilgan narsani esdan chiqib ketishligi juda ham oson bo'ladi. Mehnatsiz eshitilgan narsani esdan chiqib ketishi juda ham oson bo'ladi. Aytiladi, ilm moldan yaxshi. Ilm seni himoya qiladi, sen molni himoya qilasan. Molni sarf qilsang, mol kamayadi, ilmni sarf qilsang, ilm ko'payadi. O'shuning uchun eshitgan ilmingni odamlarga gapir, bahs, munozara qil, shunda ilming nima bo'ladi? Ko'payadi. Yana aytiladi, eshitish, tinglash aqlning aslidir. Kufr uch xil bo'ladi. Jahliy kufr, juhudiy kufr, hukmiy kufr. Agar bir kishi Qur'onni olib turib, mushafni olib turib yirtib, biron so'z aytmasdan yerga tashlasa, bu odam kofir bo'ladi. Hukman kofir bo'ladi. Endi juhudiy kufr qanaqa? O'jarlik qilib haqni rad qiladi. Masalan, o'sha kufrda tursa, uni foydasi bor. Tirishligi o'sha kufr amalda qilishligi bilan bo'ladi. Bu odamni kufri juhudiy kufr deyiladi, qaysarlik kufri deyiladi. Endi jahliy kufr nima? Jahliy kufr Osmonlar va yerni yaratilish haqida tafakkur qilishni xohlamaslik. Osmon yerni yaratilishida fikr qilishlikdan, tadabbur qilishlikdan yuz o'girishlik.
din haqida eshitishni xohlamaslik. Mana biz eshitish haqida gaplashyapmizmi? Yig'ishtir masalani, qo'y bitta muzikani. O'chirma masalani. Tinglamaslik haqni. Eshitishdan bosh tortish, yuz o'girishlik jahli kufrga sabab bo'ladi. Inson yashar ekan, tirik ekan, odamlarda orasida yashar ekan, eshitadi, tinglaydi. Ilojsiz. Tinglash, eshitish aqlning asli. Masalan, nimalarni eshitadi odamlar? Gapiriladigan gaplarni eshitadi. Gapiriladigan gaplar ko'p. G'ibat bor, shikoyat bor, xotinlar haqidagi maza bemaza gaplar bor, maza bemaza hazillar bor, kerak-kerak emas xabarlar bor. Mushkula mana shu narsalarning ichidan siz nimani eshitib tinglayotganligingizda. Do'sting kimligini ayt, men seni kimligingni aytib beraman deydi. Endi shu logika bilan kelsak, nimani eshitayotganingni menga ayt, men seni kimligingni aytib beraman. Demak, sen nimani eshityapsan? Sen o'shsan. Tinglovchilarning turlari. Nafsi havosi bilan tinglaydiganlar. Havoyi nafsi bilan tinglaydiganlar. Bunaqalar nimani tinglashligi hammamizga ma'lum. Muzika eshitadi, ashila eshitadi, falonchi qo'shiqchini eshitadi, qo'shiqchiga muxlis. Tomoshani yaxshi ko'radi, masxara ovozlarni eshitadi. Bu tinglash havoyi nafs bilan tinglash deyiladi. Shahvati bilan tinglash deyiladi. Yana aytiladiki, zamonamizdagi ayrim xalqlarning ommaviy fojiyasi ana shu xalqlarni, ayrim xalqlarni ommaviy suratda musiqaga berilib ketishi. Ana shu musiqada mast bo'lib yashashlari. Hammamizga ma'lum, musiqani ko'p eshitgan odamning qalbida Qur'on turmaydi. Qur'on musiqani surib chiqaradi yoki musiqa Qur'onni surib chiqaradi. Ikkalasidan bittasi turadi qalbingizda. Ikkinchisi, birinchisi nima bo'ldi? Havoi nafsi bilan, shahvati bilan tinglaydiganlar. Ikkinchisi, aqli bilan tinglaydiganlar. Aqli bilan tinglaydi, iymoni bilan, ma'rifati bilan tinglaydigan inson. Bunaqa insonlar nimani tinglaydi? Qur'onni tinglaydi, hadisni tinglaydi, ilm majlisini tinglaydi. Bunaqa odamlar aqli bilan eshitadi. Qanaqa edi? Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulayka kana anhu mas'ula. Albatta quloq, ko'z va qalb qiyomatda bular haqida mas'ul bo'linadi. Javob berasiz eshitgan narsangizga, ko'rgan narsangizga. Birinchisi, shahvati bilan, havoi nafsi bilan eshitadiganlar, ikkinchisi, aqli bilan eshitadiganlar, uchinchisi Alloh bilan eshitadiganlar. Biz hozir ikkinchisimiz. Aqlimiz bilan Allohning kalomini, payg'ambarning so'zini, Qur'onni eshitgani keldik. Ilmda eshitgani keldik. Aqlimiz bilan eshityapmiz. Ha, endi xuddi shu vaqtda tashqarida kimdir telefon bilan nimani eshitayotganligini o'zi biladi. Uchinchisi Alloh bilan eshitadiganlar. Odamlar orasida Alloh bilan eshitadiganlar bor. Hadis qudusida aytiladi, gapimizga dalil. Fiyya yasma'u va biya yubsiru. Alloh o'sha bir bandasini yaxshi ko'rib qolsa va o'ziga do'st qilgan bo'lsa, o'zining valilari qatoriga qo'shgan bo'lsa, men bilan eshitadi va men bilan ko'radi deydi. Bu eshitishni eng oliy martabasi. Bu maqomga yetgan odam, bu manzilatga yetgan odam boshqalar eshitmaydigan narsalarni eshitadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarining birida bir ansoriyni bog'idan o'tib oldilar. Shu yerga bog'lab qo'yilgan tuya ingradi, ko'zidan yosh oqdi. Rasululloh keldilarda tuyani silab, bu jonivorni egasi kim? Olib kelinglar meni oldimga. Birozdan keyin ansorlardan bo'lgan bir yigitni olib kelishdi. Mana shu yigit tuyani egasi. Rasulullohga qarab turib, "Ey, Alloh senga mulk qilib bergan bu jonivor ustida Allohdan taqvo qilmaysanmi? Albatta mana shu tuya och qo'yib qiynayotganligidan menga shikoyat qildi." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Allohning eng aziz bandasi. U zot Alloh bilan eshitadilar. O'shuning uchun tuyaning so'zini eshityapti, shuni yapti. Menga shikoyat qildi deyapti.
Hayvonning sözünü tushundi payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam. Chunki Alloh bilan bo'lgan odam boshqalar eshitmagan narsani eshitadi. Ertalabda mana saharlikdan keyin yotib olmasangiz, zikringizni aytib, tashqariga chiqib ozgina yursangiz, masjidga ketayotganingizda qushlarni sayraganlarning ovozini eshitasiz. Juda ham yoqimli holat-a. Hamma yo'q jim, qushlar juda chiroyli sayrayapti. Kimdir qush sayraganini eshitadi? Kimdir Allohga tasbih aytilayotganini eshitadi? His qilib ko'rganmisiz shuni? Kishining martabasi yuksalgani sari eshitish ham yuksaladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar: "Makkadagi bitta toshni bilaman, u menga salom berar edi. Men ham unga salom berar edim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam masjidda xutba qilib turganlarida bir xurmo daraxtiga suyanib xutba qilardilar. Rasulullohga minbar yasab bergandan keyin Rasululloh bu daraxtga suyanmay qo'ydilar. Shunda daraxtni ingrab yig'laganligini aytadilar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Demak, inson nafsi iymoni yuksalgani sari u bilan tabiat o'rtasida uyg'unlik paydo bo'ladi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته